Sevgili arkadaşlar, şimdi Instagram'la ilgili can alıcı örnekler yapıyoruz. Şimdi bak, bir örnek var. Bu örnekte 10 tane soru sordum. Bunlardan her biri ayrı bir soru aslında arkadaşım. Ama yani çocukların, öğrencilerin çok yanıldığı şeyleri buraya koydum. Bakın, bir tane Instagram tablosu vermiş. Yukarıda bir mağazaya bir günde gelen müşterilerin yaşlarının dağılımını veren histogram verilmiştir diyor. Bu bilgiye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Böyle bir histogram verip bu histogramın içerisinden soru sorulduğunda hani daha güzel değişik sorular oluşabiliyor. Şimdi birinci soruda grup genişliği kaçtır? Grup genişliği kaçtır diye bir soru sorulduğunda arkadaşım şunlara bakacaksın. Bunlardan herhangi bir tanesini alacaksın. Mesela 15 eksi 5 eşittir 10. Ama bu 10 grup genişliğini vermez. Çünkü 10 artı 1, 11'dir grup genişliği. Bak, eğer burada kafan karışıyorsa, niye 10'a 1 ekliyoruz falan diyorsan, bir daha söylüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diye yazdığında bunları saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gördüğün gibi 11 tane çıkıyor. Burada farkları 10 iken 11 tane çıkıyor. İşte onun için artı 1 eklemesi yapıyorum. Ya da bu sana karışık geliyorsa, şununla şunun arasındaki mesafeye bak, bu direkt verir cevabı. 16 eksi 5 eşittir 11 diye bulabilirsin. Bununla bunun arasında da, bununla bunun arasında da, yani ilk sayılar arasına baktığınızda bunların farkı direkt grup genişliği neymiş? Grup genişliği neymiş? 11'miş. İkinci soruda diyor ki grup sayısı kaçtır? En kolayı grup sayısı bu bloklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane böyle olduğuna göre blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sütun varsa o zaman grup sayısı 6'dır dersin, soruyu çözersin. Açıklık en az kaçtır? Normalde insana şöyle geliyor, hocam açıklık diyorsun da burada 50 tane açıklık olmaz, bir tane açıklık olur diyorsun. Yalnız histogramı sana, normalde gerçekten bir tanedir ama histogramı sana direkt verdiği zaman histogramdan her şeyi bulamayabilirsin. Net olarak her şey görünmüyor. Onun için diyorsun ki açıklık en az kaç olabilir dediğinde sayı 5'ten başlıyor. Onun için başlangıç en küçük sayı 5 olmazsa buraya 5 yazmazlar. Onun için 5 kesinlikle olacak. Peki en az dediği zaman bu 60 ile 70 arasındaki insan sayısını söylüyor ya. Bu 60 ile 70 arasındaki 60 kişinin hepsi birden sadece 60 yaşında olabilir. Yani 60'tan başladığı için bunların hepsi hiç 70'te, 69'da, 55'te kimse olmayabilir. Hepsi 60 yaşında olabilir. Dolayısıyla bu sayıların hiçbiri olmayabilir. Onun için de en büyük 60, en küçük de 5 olmak üzere 55 olabilir bu açıklık. Onun için en az dediği zaman bunu yapıyorsun. Diyorsun ki buradaki en küçük sayıyı alıp buradaki 5'ten başladığı için zaten 5 olmak zorunda. Ama burada 70 olmak zorunda değil. 65 olmak zorunda değil. 60 en az olması lazım. Onun için 60 ile 55 arasındaki uzaklığın 55 olduğunu, açıklığın 55 olduğunu söyleyebiliriz. Açıklık en çok kaçtır dediği zaman o zaman 70'i alacaksın. En büyük sayıyı alacaksın. Buradaki en küçük sayı 5, en büyük sayı 70 ise 70 eksi 5'ten 65 yapabiliyorsun en çok. Açıklık en çok 65 olabilir. Şimdi bu en çok en azlara çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi geldik 5 numaraya. 16 ile 26 arasında kaç kişi vardır diyor. 16 yaş ile 26 yaş arasında tabloya baktığınızda zaten 30 kişi var. Onun için dolayısıyla 16 ile 26 arasında 30'u görüyorum, hemen yapıştırıyorum. Diyorum ki burası 30 kişi vardır. Peki 27 ile 48 arasında kaç kişi vardır? Yalnız bu aralıklarda 16 ve 26 dahil arkadaşlar. Ona dikkat edin. Burada da 27 ile 48 dahil. Arasında kaç kişi vardır? Bunlar 27 ile 48 dahil olmak üzere bakıyorum. 27'den 48'e kadar hem bu bloğu hem yandaki iki sütunu birden almış. O zaman 27 ve 48 dahil olduğuna göre bu ikisinin toplamı, yani burada 20 tane var. Burada ise 40 tane var. Dolayısıyla ikisinin toplamı kaç? 60. Buraya diyorsun ki 20 artı 40 eşittir 60 diyorsun. Bunu çözüyorsun. Şimdi geldim, 10 ile 20 arasında en az kaç kişi vardır? Şimdi bak, 10 diyor, burada 10 aralığı görünmüyor. 20 de bunun arasına düşüyor. Şimdi burada biraz kafa karışır. Bakın bunu şöyle yapalım. Sen bir tane tablo varmış. Yanında bir tablo daha varmış.
Ve burada 40 kişi var. Bir daha bakalım. Burada 40, burada 30 kişi var. Şunların üzerlerine böyle sayıları yazarsanız rahat edersiniz arkadaşlar. Burada mesela 10 var. Burada 60 var. Hata yapmazsın üstlerine yazarsan. Bu 10 ile 20 arasında bunlar olduğuna göre 40 ve 30'u buraya yazıyorum. Ama bak bu tablonun şu 5'ten 15 ekledi ya. Yani 5 buradan başlıyor diye düşün. Bu 15 burada bitiyor diye düşün. Yanındaki 16'dan devam ediyor. Şu 16'dan devam ediyor. Kaça kadar? 26'ya kadar. 26'da burada bitiyor. Şimdi yani 5 yaşıyla 15 yaşı arasındaki çocuk insanlar 40 kişiymiş. 16 ile 26 dahil insanlar da 30 kişiymiş. Ama bizden 10 ile 20 yaş aralığını soruyorsa en az kaç kişi vardır diye. Bunun ortası ve bunun ortasından bahsediyor. Burası, burada 10 kişi var. Burada da 10 yaşından 20 yaşına kadar insanlar var. Bakın en az sorularında olabilir zaten. Bu en az sorularında bu 40 kişinin hepsi 5, 6, 7, 8 aralığında olabilirler. Hiç 10 ile 15 arasında kimse olmayabilir. Çünkü histogramda bunun hangi dağılımda olduğu görünmüyor. Sadece 5 ile 15 arasında 40 kişi var olduğu biliniyor. Sen o zaman diyorsun ki en az olacak derse bu 5, 6, 7 bu tarafa, yani kırmızı bloğun dışına bırakıyorum bütün sayıları. 40'ın hepsi bu aralıkta olabilir. 30'un hepsi de bu dışarıdaki aralıkta olabilir. Bu arada kimse olmayabilir. Dolayısıyla en az dediği zaman burada 0 kişi olabilir.